Eminiz ki dünyanın dört bir yanında Ardern'le gurur duyan, ona minnettar olan sadece Müslümanlar değil. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in insanı dehşete düşüren katliam sonrasında ortaya koyduğu bilgelik, yaptığı sağduyulu konuşma, Müslümanlarla kurduğu empati dünyaya umutla bakılabileceğini hissettirdi. Ardern, dünyanın kötü niyetli düşmanlaştıran adaletsiz, vicdansız ve otoriter liderlerden ibaret olmadığını, devlet mekanizmasında sevgi, vicdan ve merhamet olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Jacinda Ardern, katliamın ardından ortaya koyduğu merhametli liderlikle bütün dünyanın saygısını kazandı. Bunu yaparken ne hamaset yaptı ne de popülizme sarıldı. O 38 yaşında ülkesinden biz 200'den fazla etnik kimliği içeren 160 dilin konuşulduğu onurlu bir ulusuz diyerek bütün dünyaya meydan okudu. Hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla gözyaşı döktü. Ardern, ülkesini böylesi bir katliamın ardından büyük bir krizden birleştirici ve kuşatıcı bir söylemle düzlüğe çıkarırken bütün dünyaya başka türlü bir liderliğin mümkün olduğunu gösterdi. Jacinda Ardern bir yandan ülkesinin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da dünya liderlerini ülkesindeki katliam üzerinden hamaset yapılmaması ve kutuplaştırıcı söylemlerden kaçınılması ikazlarında bulundu. Bir anda dünyanın gündemine oturan genç liderin kişisel hayatı ve siyasi geçmişi hakkında bilinmeyenleri sizler için araştırdık. Tam adı Jacinda Kate Lowry Ardern olan Yeni Zelanda Başbakanı, televizyon sunucusu partneri Clark Gayford'la geçen yıl dünyaya getirdiği kızı ve kedisiyle yaşıyor. Jacinda Ardern, agnostik, Tanrı'nın varlığı hakkında kuşku duyan bir inanca sahip. Mormonlar arasında büyümüş fakat eşcinsellik karşıtı görüşlerinden dolayı kiliseden ayrılmıştı. Boş zamanlarında DJ'lik yapmaktan hoşlanması ve iktidarı sırasında çocuk dünyaya getiren ikinci kadın devlet lideri olması gibi konular Ardern'le olan ilgiyi arttırdı. Peki ülkesindeki terör saldırısı sonrası Müslüman toplumuyla dayanışması ve attığı adımlar takdir toplayan Jacinda Ardern kimdir? Dünyanın en genç kadın başbakanı. Jacinda Ardern 1980 doğumlu ve sadece 38 yaşında bir lider. Dünyanın en güzel ülkelerinden birinin başbakanı olmayı başarmış biri. Hem kadın olması hem 38 yaşında olması Jacinda Ardern'i ilgi odağı yapıyor. Zira dünyanın erkekler tarafından yönetildiğini ve gençlere imkan verilmediği gerçeğini düşündüğümüz vakit Jacinda Ardern'in yaptığının çok büyük bir başarı olduğunu söylemek mümkün. Yaşanan olumsuz bir olay karşısında erkek liderlerin bırakın sağduyulu olmayı misliyle karşılık vererek rövanşist bir şekilde yaklaşması, dünyayı cehenneme çevirmesi, makam, şöhret ve para hırsıyla gözlerinin dönmesine çokça şahit olmuşuzdur ve dünyada örnekleri bir hayli fazla. Bir kadının ortaya koyduğu sağduyulu yaklaşımınsa dünyayı nasıl güzelleştirdiğini hepimiz görmüş olduk. Gençlikle ilgili politikalara bile bir ayağı mezarda yaşlı başlı insanların karar verdiğini düşünürsek genç insanlara fırsat vermenin de nedenle önemli olduğunu görmüş olacağız. DJ'lik yapan başbakan. Klasik siyasetçilerin dışında Jacinda Ardern boş zamanlarında DJ'lik gibi bir hobiyle ilgilenmekte. Yeni Zelanda başbakanı olmadan önce DJ'lik yapan Jacinda Ardern bu konuda oldukça eleştirilmişti. Ancak ona buna bağıran, düşman yaratan, kavga eden hiçbir kültürel ve sanatsal faaliyete katılmayan siyasetçilerden ziyade sanatın bir dalı ile ilgilenen siyasetçilerin olması hem olaylara bakışları güzelleştirecek hem de topluma iyi örnek olacaktır. Umarız günümüz siyasetçileri Ardern'le bunun farkına varabilir. Jacinda etkisi hareketi. Jacinda Ardern başbakan olmadan önce oldukça önemli görevlerde bulunmuş ve önemli kişilerle birlikte çalışmış. İngiltere eski başbakanı Tony Blair'la birlikte tam 3 yıla yakın aynı ofiste çalışmış ve çok ciddi deneyim kazanmıştır. Ardern üniversiteyi bitirmeden önce öğrenci kulüplerinde de etkin görev almış, birçok sivil toplum eylemine de katılmıştır. Başbakanlık sürecinde ise kendisini seven gruplar Jacinda Mania, yani Jacinda Etkisi Hareketi adında bir hareket başlatmış ve bu dünyada bir ilk olmuştur. Bir iletişim mezunudur. Jacinda Ardern diğer siyasetçiler gibi siyaset, işletme, iktisat ya da mühendislik eğitimi almamıştır. Ardern aslında birçok siyasetçide olması gereken ama maalesef olmayan iletişimin okulunu okumuştur. Yani kendisi iletişim mezunudur. İyi bir iletişim mezununun kriz yönetiminin nasıl yapabildiğini, seçtiği kelimelerden, kurduğu cümlelere kadar ne kadar başarılı olunabileceğini gözler önüne sermiştir. Oysa birçok siyasetçi
iletişimden habersiz olarak insanlığın yaşamını o kaba anlayışlarıyla yönetmektedir. Ancak yanlarında var olan danışmanları vasıtasıyla konuşabilmekte, ancak prompterlarla mesajlarını verebilmektedirler. Oysa gerçek anlamda bir iletişim eğitimi alan lider, iletişimin empati olduğunu ve karşıdakini anlayabilmenin de önemli olduğunu bilir. Çünkü siyaset de bir iletişimdir ve asıl olan kendini anlatmak kadar karşıdakini de anlayabilmektir. Mormon inancıyla yetişti, daha sonra agnostik oldu. Jacinda Ardern bir Mormondur. Mormonlar alkol, sigara ya da kafein içeren şeyleri kullanmazlar. Mormon erkekleri 18 yaşına geldiklerinde misyon adı verilen bir göreve çıkarlar. Bu görevde insanlar dünyanın dört bir yanına yollanır ve gittikleri bölgelere bu tarikatın hizmetlerinden bahsetmeye çalışırlar. Mormon kızları ise 18 yaşına gelmeden evlenirler. Çok erken evlenip çok çocuk yaparlar. Evlerinde en az bir yıllık erzak barındırırlar. Ardern, Mormon kilisesinin eşcinselliğe karşı sert tavrı yüzünden inancını bırakmış ve bir agnostik olmaya karar vermiş. Babası polis memuru. Babası polis memuru olan Ardern, başbakanlık sürecinde polis memurlarıyla da sıklıkla görüşmüş ve onların nabzını tutarak onları oldukça önemsemiştir. Bunun dışında memur olan ailelerle fikir alışverişinde bulunarak onların beklentilerini iyi algılamış ve elde ettiği bu verileri siyasi hayatında da kullanmıştır. Uluslararası Sosyal Gençlik Birliği'nin başkanı. Ardern, dünya genelinde 150'den fazla ilerici gençlik hareketinden oluşan bir örgüt olan Uluslararası Sosyalist Gençlik Birliği'nin başkanlığını yaptı. İçinde bulunmuş olduğu sivil toplum hareketi girişimleriyle adım adım başbakanlığa doğru ilerledi. Kürtaj serbest olsun dedi. Ardern, özgürlük fikri çerçevesinde kişilerin fikir ve düşünce özgürlüklerini hep destekledi. Bunun yanında kişilerin bedensel anlamda karar verebilme özgürlüklerinin de olması gerektiği fikrine sahipti. Bu kapsamda kürtajın serbest olması gerektiğini savundu. Bu fikri hem kendi ülkesinde hem de başka ülkelerde oldukça tartışılmış ve Ardern çok eleştirilmişti. Ulaşılabilen başbakan oldu. Jacinda Ardern, başbakanlığı sürecinde hep ulaşılabilen bir başbakan oldu. Neredeyse yok denecek kadar az koruması, sade yaşamı, mütevazı kişiliği vardı. Adı hiçbir illegal işe, kavgaya, gürültüye karışmamıştı. Dünyanın en mutlu ve yaşanılabilir ülkelerinden biri olan mutlu Yeni Zelanda halkı bu gerçekleri gördü ve onu başbakanlığa taşıdı. Erkek egemen dünyaya ders verdi. Erkeklerin dünyayı cehenneme çevirdiği bir çağda kadın elinin artık dünyayı değiştirmesi gerektiğini anlattı bize Ardern. Zira erkek elinin değdiği siyaset çürüyor, kokuyor, erkek elinin ve ruhunun değdiği eğitim sistemleri çöküyor, erkek elinin ve ruhunun değdiği kültür ve sanat anlayışı radikal ideolojiler üretiyor, erkek elinin ve ruhunun değdiği güvenlik arayışları ise ölüm, gözyaşı, göç, acı, açlık, kan ve savaş üretmekten başka işe yaramıyordu. Ardern, siyasetçi genç bir kadın olarak siyasetin nasıl olması gerektiğini bizlere göstererek erkek egemen bu sistemin ne derece sorunlar ürettiğini bir kez daha gösteriyordu bizlere. Tüm dünyayı yöneten erkek siyasetçilere siyaset nasıl yapılır öğretiyordu. Maorili çocukların yoksulluğunu görünce başbakan olmaya karar verdi. Jacinda Ardern, Yeni Zelanda'nın yerlisi olan Maorili çocukların oldukça yoksul olduklarını görünce başbakan olmaya karar vermiş. Yani anlayacağınız diğerleri gibi başbakanlıkta para olduğunu görünce değil. Eğer başbakan olursam bu yoksullukları giderebilir, insanların yaşam kalitelerini yükseltebilirim diye düşünmüş. Ülkede hem kendi partisinin hem de devletin en önemli gündem maddelerinden biri çocuklar ve yoksulluk üzerineymiş. 17 yaşında İşçi Partisi'ne üye oldu. Ardern, İşçi Partisi'ne 17 yaşında üye oldu. İngiltere'de 1997 yılında iş başına gelen İşçi Partili eski başbakan Tony Blair'ın ve Yeni Zelanda'nın 2008 yılında seçilen eski başbakanı Helen Clark'ın ekibinde çalıştı. Parasız eğitim, kürtaj yasağının kaldırılması ve çocuklar arasında yoksulluğun yok edilmesi gibi konularla mücadele etti. Kendisini sosyal demokrat ve ilerici diye tanımlıyor. 2017 yılında başbakanlık yarışına girdiği zaman sık sık Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la kıyaslandı. Üçünün de ilerici, hırslı ve genç oluşu üzerinden karşılaştırmalar yapıldı. Seçildiği sırada kamuoyunda o kadar popülerdi ki bazı yorumcular boş zamanlarında DJ'lik yapmayı seven Ardern'in bu renkli görünümünün arkasının siyasi olarak boş çıkması endişesini dile getirmeye başlamışlardı. Görevdeyken doğum yapan başbakan. Geçen yaz eski Pakistan Başbakanı
Benazir Bhutto'nun ardından dünyada görevdeyken anne olan ikinci başbakan olan Ardern 6 haftalık doğum iznini de kullanmıştı. Küçük kızıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan genç başbakan kısa süre içerisinde Amerikan televizyon kanallarındaki sohbet programlarının popüler konuklarından biri olmuştu. Yeni Zelanda Başbakanı doğumundan hemen sonra işini sürdürüş biçimiyle kadınların siyaset içindeki yeri konusunda dünyanın birçok yerindeki tartışmaları da alevlendirmişti. Feministlerin dünyada en sevdiği lider. Eylül 2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında bebeğiyle gelen Ardern bu hareketi ile dünya çapında feministlerin de takdirini toplamıştı. Ondan birkaç ay önce de New York'ta Commonwealth zirvesinde Kraliçe 2. Elizabeth'in karşısında geleneksel Maori peleriniyle çıkması bir kez daha adından söz etmeye yetmişti bile. İlerici sosyal demokrat. Ülkenin 40. başbakanı olan Ardern kendini ve siyasi duruşunu ilerici sosyal demokrat olarak tanımlıyor. Ardern siyasi hayatı boyunca ülkede yerli Maori dilinin okullarda öğretilmesinin zorunlu olmasını, eşcinsel evliliklerin yasallaşmasını, kürtajın ve esrarın suç olmaktan çıkarılmasını destekleyen yönde oylar verdi. Orta Doğu'da iki devletli çözümü savunuyor. Orta Doğu'da Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözümü destekleyen Ardern, Gazze sınırında protesto sonrasında öldürülen Filistinliler için de İsrail'i kınayan bir açıklama yayınlamıştı. Televizyon sunucusu Clark Gayford'la birlikte yaşayan Ardern'in yeni doğan kızının adı yerli Maori dilinde aydınlık aşk anlamına gelen Nevete Aroha. İş dünyasıyla arası bozuk. Ardern, yabancı düşmanlığı ve nefretinin ateşlendiği bir trajedi sırasında Müslümanlarla kurduğu empati ve kararlı liderliğiyle diğer liderler için model olarak gösteriliyor. 2017'deki seçim kampanyasında muhalifleri altı boş bir kampanya yürüttüğünü, Jacinda Manya adı verilen popülerliğinin derinliği olmayan vaatlerini perdelediğini öne sürüyordu. Görevde geçirdiği 1,5 yılda da eleştiriler eksik olmadı. Ardern, ülkenin bir kesimi tarafından siyaseti sola çektiği için eleştirilmişti. Asgari ücreti arttırdığı için iş dünyasının tepkisini çekerken öğretmenler, hemşireler ve otobüs şoförleri de maaş artışı talebiyle kitlesel eylemler düzenledi. Dünyanın dört bir yanından övgü yağıyor. Son cami saldırısı sonrasında gösterdiği tutumsa Ardern'in tartışmasız bir şekilde kritik bir anda doğru şeyler yapan etkili bir dünya lideri konumuna yükseltti. Guardian yazarı Susan Moore onu şu sözlerle tarif etti. Martin Luther King sahici liderlerin uzlaşma aramayıp kendilerinin bir uzlaşma yarattıklarını söylemişti. Ardern de eylemleriyle, şefkatli ve birleştiriciliğiyle yol göstererek farklı bir uzlaşma yarattı. Terör farklılıkları görür ve yok etmek ister. Ardern farklılıkları görüyor ve onlara saygı gösteriyor, kucaklıyor ve bağ kuruyor. Hepimiz biriz, onlar biziz. Sadece medyadaki yorumculardan değil, dünya liderlerinden de benzer yorumlar geliyordu. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Faysal, Ardern'in Pakistanlıların gönlünü kazandığını söylerken, ABD'deki Martin Luther King Merkezi'nin sosyal medya hesabından Yeni Zelanda'da sevgi dolu bir lider görüyoruz tweet'i atıldı. Yeni Zelanda'da muhalefetteki Milliyetçi Parti'nin lideri Judith Collins de parlamentoda Ardern için şu yorumu yaptı. Olağanüstü bir performans gösterdi. Gösterdiği empati ve kapsayıcı tutumla dünya çapında milyonlarca insanın takdirini toplayan Yeni Zelanda Başbakanı, terör saldırısının ülkesindeki ayrışmalara ve ötekileştirmelere yol açmasına müsaade etmeyerek diğer dünya liderlerine örnek teşkil eden bir siyaset görüntüsü çizdi. Trump'a ayar verdi. Ardern terör saldırısının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde geçen diyalogda da başta ABD olmak üzere dünya basınında geniş yer buldu. Trump görüşmede Yeni Zelanda'ya nasıl yardım edebileceğini sordu. Ardern de cevap olarak tüm Müslüman topluluklara sempati ve sevgi göstererek dedi. Lafta kalmayan somut adımlar attı. Saldırının ardından ulusal yas ilan etmesi, parlamentodaki konuşmasına selamünaleyküm diyerek başlayarak girmesi, ölenlerin anısına mecliste Kur'an'dan ayet okutması ve bu saldırıyla tarihimiz değişti. O halde yasalarımız da değişecek diyerek 3 gün gibi kısa bir süre içerisinde otomatik ve yarı otomatik tüm silahların satışının ülkede yasaklanmasını sağlaması Ardern'in sadece görüntü olarak değil,
somut olarak da adımlar attığını gösterdi. Liderliği yeniden tanımladı. Yeni Zelanda'nın 38 yaşındaki başbakanı, Cuma günü düzenlenen saldırıların ardından ortaya koyduğu liderlik, Müslümanlarla kurduğu empati ve attığı somut adımlarla tüm dünyanın dikkatini çekti. Ulusal bir kriz döneminde sergilediği şefkat, kararlılık, liderlik ve güçlü mesajları sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Uzmanlara göre Yeni Zelanda Başbakanı, popülizm çağında küresel norm haline gelmesinden ürkülen kutuplaştırıcı liderlik eğilimiyle tezat içinde liderlik sözcüğünü yeniden tanımlıyor. Ülkeleri saygın ve onurlu yapan insana verdiği değerdir. Yeniden teşekkürler Jacinda Ardern. Merhamete ama en çok da sevgiye ve anlayışa hasret kalınan bu çağda bir devlet liderine yakışır bir şekilde davrandığınız için. Hoşçakalın. Assalamu alaikum. Welcome to the project. That there would be those women in the community who felt unsafe wearing their, so obviously their faith. And so if in wearing the hijab as I did, gave them a sense of security to continue to practice their faith, then I'm very pleased I did it. My job is to make people feel safe. The idea that people currently do not, I find deeply distressing, and it's my job to try and bring that sense of security back. And the message I've been sharing with every global leader is our job is to share love and support for our Muslim communities around the world. The Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, said, the believers in their mutual kindness, compassion, and sympathy are just like one body. When any part of the body suffers, the whole body feels pain. New Zealand mourns with you. We are one. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. You know, it's very clear from the manifesto that this individual sought to distribute that one of his goals
apart from, of course, raining terror upon a community, the Muslim community of New Zealand, that he sought notoriety. And we will absolutely deny him that. But trying to understand the mind of someone like this to prevent a future tragedy, doesn't your action mitigate against that if he's simply forgotten? Oh, no. And you can't even say his name. Let's distinguish, I think, between learning the lessons of what has occurred here and fulfilling the wish of the perpetrator. We absolutely have to learn the lessons from both what gave rise to the ugly ideology of this individual and what environments allow that to grow and to potentially spread. But I distinguish from that from fulfilling his wish to gain notoriety out of his heinous act. And so that is the distinction that I make. When you heard the news of what happened, what were your thoughts? I don't think any leader anywhere can really prepare themselves for those moments. But it's fair to say I happen to be, though, the Prime Minister of a particularly peaceful nation, an inclusive nation, a place where 200 ethnicities and 160 languages are spoken. We pride ourselves on being well known as a welcoming place. In fact, the terrorist who brought this act to New Zealand chose us for this terrorist act because we are all of those things. And so shock was of course my immediate reaction. You know, that how could this happen here to us and to this community? Rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessings be upon you. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbul alamein. Wasalatu wasalamu Allah Ashrafil Umbaya wal imursaleen Sayyidina Muhammadu wa Allah Alahi washahabahi ajmain Wama alaina illa balagu mubin. Greetings to everyone here to support this event, and particularly greetings to my brothers and sisters. I am a proud Muslim and a leader in the New Zealand Police. I am horrified, as are all my colleagues in the New Zealand Police, around the events in Christchurch yesterday. I know this is a very, very distressing time for our Muslim community in particular, but to everyone in our communities, in New Zealand and also right around the world. We want to reassure you, we are doing everything we can to ensure victims of this devastating attack are treated with the utmost respect. We are working with the Muslim community and community leaders to provide us as much support to everyone affected by this tragedy. You will have seen an increased police presence in Christchurch, in Auckland, and in fact nationwide, particularly around our mosques and Islamic centres. This is a precautionary measure to ensure the safety of not only our brothers and sisters, but for our communities all around New Zealand. I wish to reiterate the message: if you see anything at all
suspicious, please call 111. Do not hesitate. I want our Muslim community in particular to know, and the people of Christchurch to know, that we stand with you and we all share in your grief and in your pain. We, the New Zealand Police, will do everything we can